İsmim Deniz Ilgar. Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü mezunuyum. 98 yılından beri bu işi yapıyorum. Yani tonmeisterlik yapıyorum diyeyim. Ve o zamandan bu zamana bir sürü stüdyoda çalıştım. Bir sürü sanatçıyla da çalıştım. Bir sürü aranjörle de çalıştım. Cubase bir aslında bir kırılma noktası diyebilirim. Yani hani Cubase ilk başta bir MIDI programı olarak kullanılsa da Pro Tools'un gelmesiyle birlikte ciddi anlamda bir bu anlamda kırılma oldu. İkinci kırılma bence Pro Tools'un kendi içinde yaptığı bir gelişim, Beat Detective oldu. İşte en büyük kırılma editle ilgili olarak Melodyne. Melodyne iki tane şu an versiyonu var. Bir tanesi çok kanal çalışan, şu anda kullandığımız DAW'lar gibi alt alta 35 tane kanal açabildiğimiz ve orada aranjman da yapabildiğimiz, bir yandan edit de yapabildiğimiz bir program. Diğeri şu anki adı Single Track. İlk çıktığında Melodyne DNA olarak çıktı. Sonra Melodyne Editor oldu. Şimdi Single Track yaptılar ismini. Bu da tek kanal üzerinden çalışıyor. Adından anlaşılabileceği gibi ve çok daha derinine inerek editler yapabiliyorsunuz bunda. Melodyne Single Track aslında biraz daha kreatif bir program diyeyim. Yani diğerinde müziğe hizmet edecek düzeltmeler yapılabilirken Single Track'te müzik üretmek de artık bayağı kolaylaştı. Özellikle mesela benim gibi insanlar için. Ben müzik üretirken şeyde zorlanıyorum açıkçası. Aklıma gelen şeyleri çok hızlı bir şekilde hayata geçirebilmekte güçlük çekiyorum. O yüzden mesela müzik üretmekte zorlanıyorum ama Single Track gelmesiyle birlikte çok hızlı büyük değişiklikler ve ilham verici değişiklikler yapabilir hale geliyor insan. Melodyne şu şekilde açılıyor. Bazı durumlarda bu transport bar çıkmayabiliyor. Bunu kendiniz de başta açabilirsiniz. Hatta açmanızı öneririm çünkü çalıştığınız parçanın BPM'ini başta girmeniz sizin için önemli. Normal Pro Tools'da olduğu gibi audio import mantığıyla bir import durumu var. Evet, şuradan import edelim. Solus'ta gördüğünüz gibi aslında diğer DAW'larda olan tool'larımız var. Birincisi, burada herkes Pro Tools kullanıyor mu bilmiyorum. Magic Tool vardır ya, hani region'un herhangi bir yerine geldiğinde değişen, her işi yapan bir tool. Bu da biraz öyle, biraz öyle değil, aynısı aslında. Bu cursor tool. Pek öyle gibi gözükmese de buradan. Onun yanındaki notaları değiştirmeye yarayan tool'umuz. Onun alt menüleri çıkacak, onu da göstereceğim. Sonra onun yanında Format Tool var. Bu da çok önemli. Amplitude Tool dosyaların volümleriyle oynamamızı sağlıyor. Sonra Time Tool var. Zamanlama düzeltmeleri yapmak için gerekli olan tool. Melodyne'de vokal editi yapabiliyoruz mesela. Vokal editinden kastım, diyelim vokalist köyde geldi ve bayağı bir entonasyon sorunumuz var. İşte o zaman Melodyne burada devreye giriyor ve gerçekten çok inanılmaz şeyler yapabiliyor entonasyon düzeltmek anlamında. Şimdi burada ne görüyorsunuz? İşte blow up değil mi bunlar? Şöyle bir duyurayım. Bekledim bir oyunda. Gördüğünüz gibi her cümle ya da işte benzeri her laf diyeyim ya da buna. Burada bir görsele tekabül ediyor. Blob'lara yani. Sol tarafta gördüğünüz gibi şeyler var. Notalar var. Her blob gördüğünüz gibi bir notanın çizgisinde duruyor. Ya da aslında durmuyor görüldüğü üzere. Şimdi nota değiştireceğimiz tool'u gösteriyorum. Burada aslında olması gerektiği yeri gösteren bir gölge durumu var. Bir de yoğunluğunun olduğu görüntü var. Bir de farkındaysanız bir çizgiler var. Yukarı aşağı iniyor, çıkıyor, bir şeyler oluyor. Hepsi başka bir şey ifade ediyor. Aslında burada en önemli şeylerden bir tanesi bu çizgiler. Çünkü o sırada adamın yaptığı notadaki oynamayı görüyoruz. Ve o bize çok şey anlatıyor aslında. Hiçbir zaman bu şeyleri, blobları bütün olarak algılamıyoruz. Şuradaki kesme tool'umuza geliyoruz.
Note Separation Tool. Ve ben kendi çalışma yöntemimi söylüyorum. Ortadan kestiğimiz zaman aslında o çizgilerin de gösterdiği gibi o blob'lar gitmek istediğiyle gidiyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi şu blob'da böyle bir oynama var. Ve biz bu blob'u kesip parçalayıp onları tek tek, yani şu mantıkla böyle 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 bu tip şeyler yaparak yerine oturtmak istemiyorsak eğer, hani doğallığını da biraz korusun diyorsak, o zaman yine pitch tool'umuza gelip şurada pitch modulation ve pitch drift diye bir şey var. Pitch modulation'ı seçip şöyle şu hareketini düzeltebiliyoruz. Şimdi burada 3 tane layer görüyoruz. Şurada BPM'imiz var. Şunu hemen bir mesela 128 diyelim. Hatta şöyle tutalım. Ölçü başına koyalım. Böylece loop'umuz düzgün yerden çalışsın. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Hatta ondan önce, az önce de burada sol tarafta notalar vardı ya. Fark nasıl? Bütün notalar var. Şimdi buradan şöyle bir şey gösteriyorum. Chromatic snap değil de scale snap seçiyorum ve alet şu anda gitarın çaldığı armoniyi görüp oraya bana o scale'ı çıkarttı. Ve şimdi hiç dert etmeden hangi notaya çekeyim falan diye, dedim ya az önce çok hızlı bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Şu an hiçbir şey kesmiyorum. Mesela çalıyorum. Yani şu anda ben bunu ilk gördüğümde dünyam falan değişmişti. Çünkü daha önce yapılmış bir kaydı şu an istediğim gibi değiştirebiliyorum. Başka bir drum loop'u vardı. Burada bunu da geçenlerde fark ettim. Burada bu tip müziklerde işte ne bileyim R&B, hip hop falan pitch değiştirmek inanılmaz güzel şeyler yaratabiliyor. Şöyle yapayım. Böylece sürekli aradaki farkı duyalım. Şunu da tekrar yapıp. Yani aynı rastlantısal şeyi burada da yapabiliyorsun. Bayağı da hoş oluyor. Bu da bunun gibi bir şey. Yani nota değiştirmek de çok değişik yerlere götürebiliyor. Import audio dememiz gerekiyor şuradan. Aynı Pro Tools gibi. Dolayısıyla hepsini ayrı track'lere koyuyor. Sonra bu track'leri istediğin gibi yerini değiştirebiliyorsun buradan. Burası Arranger Window'u. Şu anda en üst kanalda playback file'ımızı görüyoruz. Gördüğünüz gibi bu editör değil. Melodyne Studio bu. Dolayısıyla polifonik olan materyali böyle gösteriyor. Tek blob'lar halinde. Ama vokali de böyle gösteriyor işte yani. Şimdi az önce bahsettiğim şeye geçiyorum. Play Arrangement diyorum ve şimdi altyapıyı da duyacağım. Amplitude Tool kompresörümüze, yani mix aşamasında kompresörümüze düşen yükü inanılmaz oranda azaltıyor. Belki bazı enstrümanlarda çok kompresör kullanmak iyi bir şey olabilir ama vokalde hiç iyi bir şey olmuyor duruma göre. Dolayısıyla burada kendi içinde güzel bir volüm dengesi yaratarak her lafı istediğim yerinden kesip açıp kısıp kompresörümün aşırı hızlı ataklı olmasını devre dışı bırakıyorum. Çok basmasını devre dışı bırakıyorum. Yani kompresörden kurtuluyorum. Kendim burada otomasyonla kompresör yazıyorum. Bütün şu aşırı büyük hareketleri kesip bayağı böyle belli bir bölgeden. Tabii böyle aşırı ezbere değil yani. Mesela T hala bana çok geldi.
Altta çalan playback mixli hali. Dolayısıyla biliyorum ne olduğunu. Yani burada nasıl duyuluyorsa mixte de öyle duyulacağını bildiğim için. Mesela şu en biraz yüksek gibi geldi. Play arrangement dediğim için playback'le ya altta ne kadar kanal varsa o sırada orada waveform olan hepsini aynı anda duyuruyor. Alta basıyorum. Pitch tool'dayım. Böylece alttaki playback'in akorunu duyuyorum. Yani yanlış bir yerlere gittiğimi de duyuyorum. Gibi.